Merhaba ben Gökhan Şenol. Sorularla satın almada müzakere konumuza devam ediyoruz. Hatırlarsanız e, checklistimizi oluşturan soruların incelenmesi üzerine konuşuyorduk. E, bu noktada soruların incelenmesinde kullanacağımız diğer bir unsursa tarz ve yaklaşımın belirlenmesi olacak. Karşı tarafın durumunu değerlendirilmesini takiben e, müzakerenin nasıl devam edeceğini planlamamız gerekiyor. Bu anlamda dikkat edilecek ilk husus müzakere hızı. Çünkü e, müzakere hızı aslında zamanlama e, önemli bir müzakere silahı e, duyguların şiddetli haslaslığın yüksek olduğu e, durumlarda müzakere yapılması zor. Dolayısıyla gerginliğin dağılması için müzakere hızının düşürülmesi bu anlamda önem taşırken bazı durumlarda da gerginliğin artmasına yönelik müzakere hızının arttırıldığı görülebilir. Çünkü gerginlik anında karşı tarafın karar mekanizmalarına önemli bir darbe indirebiliyorsunuz. Daha önce örnek verdiğim gibi özellikle bu Amerikalı ve Japon iş insanlarının karşılaştığı durumda bu akıllıca kullanılmış bir e, teknik olarak karşımıza çıkmıştı hatırlarsanız. Müzakere hızı e, düşürmek ve arttırmak müzakerecilerin aslında elinde e, özellikle konuşulan konularla ilişkin çeşitli yan konuların da açılması müzakere hızını başlı başına etkileyecektir. Fakat müzakere hızını e, abartacak şekilde düşürmek ya da hızlandırmak da aslında karşı tarafı bir bakıma durumun farkına varması ve müzakerenin şeklini tamamen değiştirmesi noktasına da getirebilir. Yani zamanla oynarken karşı tarafın hareket ve tavırlarında dikkat etmek gerekiyor. Çünkü çok yavaş yaptığınız müzakerelerde de karşı taraf kararlılığına daha sıkı şekilde sarılabiliyor. Ya da tam tersi şekilde hızla sonuçlandırma eğilimi ortaya çıktığında da karşı taraf karar alabilmek için ee, ekstra bir zamana ihtiyaç duyabiliyor. Ee, satış tekniklerine yönelik eğer bir eğitim aldıysanız burada satışın kapatılması noktasında e, yapılan görüşmelerin hızla sonuçlandırılması ve karşı tarafta yeni düşüncelerin e, oluşmadan hemen satışın kapatılması gibi bir safha vardır. Biraz müzakere de bununla alakalı aslında. Ee, özellikle satın alma görüşmeleri ya da satın alma müzakerelerinin bir ucu satış görüşmeleridir. Çünkü siz satın alma eyleminde bulunacaksanız karşı tarafta bir satış eyleminde bulunuyordur. Dolayısıyla uyguladığı satış tekniklerine bir direnç göstermeniz gerekebilir. Bu yüzden zamanı iyi kontrol edebiliyor olmanız lazım bu anlamda. Ee, müzakere tarzının seçilmesinde iki tane temel uç nokta vardır ve tarz bu iki uç noktanın arasında belirlenir. Tamamen müzakerecinin durumun gereklerine göre ayarladığı bir... E, dozda uygulanması gerekir. E, i̇lk uç rahat, arkadaşça e, ve açık bir e, müzakere süreci tarzı ya da müzakere tarzı benimsemeyi gerektirirken diğer uçsa iddiacı ısrarcı ve saldırgan yani agresif bir müzakere tarzı benimsemeyi gerektiriyor. Ve müzakereci genelde bu iki uç arasında yani rahat ve iddiacı uç arasında e, durumun gerekliliklerine göre tarzını değiştirebiliyor. Çok sık tarz değiştirmek kendi uygulayacağınız strateji üzerinde de yıpratıcı bir etki olabilir. Fakat sürekli aynı tarzda gitmek de daha tahmin edilebilir, daha öngörülebilir olmanızı sağlayacağı için çok ideal bir durum değil. Durumun gereklerine ya da müzakere sürecinin ya da görüşmelerin nasıl gittiğine bağlı olarak tarzınızı bu iki üç arasında ideal, şekilde, ideal olacak şekilde belirlemeniz gerekiyor. Taraflardan eğer bir tanesi karşı tarafı bastırmak, dağıtmak arzusundaysa daha sert ve kavgacı bir tutum benimseyecektir. Bu durumda tabii buna karşılık karşı tarafın bu atağını göğüsleyecek bir tarz belirlemek yani tam aynı şekilde karşılık vermek müzakere sürecini olumsuz etkileyebilir. Buna göre önlem almanız lazım ya da tam tersi arkadaşça ve rahat samimi bir tarz benimserse de siz de aynı şekilde benimseyip e, aslında kendinize tutmanız gereken bilgileri karşı tarafa açıklama elinde olabilirsiniz buna da çok dikkat etmek gerekiyor e, ideal olan e, her iki tarafında e, birbirlerini kaybetmek istemedikleri için gereken saygı ve işbirliği içerisinde cömertçe ortaya koydukları e, iletişim sürecini ya da buna ilişkin tarzı e, kullanmalarıdır. Genel müzakere tarzı bir parçada tarafların geçmiş dönemde bir ilişkileri varsa eğer süre gelen bir ilişkiyse ilişkilerinin geçmişteki durumu belirler. Taraflar bu anlamda sıklıkla rutin olarak görüşme yapan birbirlerini tanıyan, birbirleri konusunda bilgi sahibi olan taraflarsa dolayısıyla belirleyeceğiniz genel müzakere tarzı bu doğrultuda olur. Taraflar birbirinin veya her iki tarafın gelecekte karşılıklı olarak kurmak niyetinde oldukları ilişkilerin niteliği de bu anlamda önemli. Yani daha önceden bir geçmişiniz yok. Yeni bir araya gelmiş iki tarafsınız ama uzun dönemli bir ilişki kurmak niyetindesiniz. Sürekli tedarikçinizin olmasını istediğiniz bir firmayla görüşüyorsunuz ya da sürekli mal satmak istediğiniz bir firmayla görüşüyorsunuz gibi bu durumda da e, müzakere süreçleri buna göre e, ya da müzakere tarzını buna göre belirlemeniz gerekiyor. Tabi burada esnek olma esneklik anahtar faktör. E, seçtiğiniz tarzı müzakere içerisinde yerine göre değiştirip uyarlamanız gerekebiliyor. Müzakere e, sürecinde tabii ki e, kullanabileceğiniz bu anlamda farklı farklı stratejiler var aslında. E, tarzımızı belirlemek için kullanabileceğimiz çeşitli stratejiler müzakere genel tarzını belirlemek anlamında. Bu aslında stratejiyle müzakere stratejilerini de destekleyen bir unsur ve genel çerçeveyi çizen bir unsur olarak tanımlanabilir. Bu noktada tarzınızı be seçebileceğiniz stratejik Dört temel yaklaşım var. Birincisi çekim seviyesi yaklaşımı ya da LAO yaklaşımı. E, i̇kincisi karşılıklı, e, karşılıklılık yaklaşımı. Üçüncüsü ödüllendirme yaklaşımı. Dördüncüsü de gerginliği azaltma ya da diğer bir adıyla grit yaklaşımı. E, çekim seviyesi ya da kısa adıyla LAO yaklaşımında... E, ...bu tarzı benimseyen müzakereci karşı tarafa sert tavır ve yüksek talepler çok az taviz vererek... Ee, karşı tarafın önerilerini karşılama gibi bir eğilime, bir tarza bürünür. Bu durumda da karşı tarafın ee, sizden gelecek talepleri karşılama seviyesini düşürmeye çalışırsınız. Düşük karşılama seviyesine sahip olan karşı taraf bu durumda aldıklarıyla yetinmek durumunda kalacak bir ee, kabul seviyesine inmeye başlar. Tabi bu yaklaşımda müzakerecinin sertliği ya da ee, kararlılığı ya da daha az taviz verecek şekilde müzakereyi yürütme tutumu arttıkça karşı taraftan daha büyük tavizler alması mümkün fakat karşı taraf verdiği tavizlerin büyüklüğünü fark ettiği anda da bu tarzı izleyen bir müzakere sürecinde anlaşmaya varmak zorlaşmaya başlıyor. O yüzden mesela bu tarz bir yaklaşımı benimseyen müzakerecilerin çok hızlı olması gerekiyor. Karşılıklılık yaklaşımında ise insanların eee bir hareketi karşılık bekleyerek yapma veya onlara yapılan hareketin karşılığını verme eğiliminde kullanması esas. Ee, siz bir adım attığınızda karşı tarafın bir adım atması, siz bir adım geri çekildiğinizde karşı tarafın da bir adım geri çekilmesi gibi bir durum söz konusu burada. Ee, müzakereciler karşı taraftan kendi tavizlerine karşılık vermesini bekliyorlar. Yani bir konuda taviz veriyorsanız karşı taraftan da bir taviz vermesini bekliyorsunuz. Karşılıklı olarak verilen bu tavizler neticesinde bir uzlaşmaya e, varmaya çalışıyorsunuz burada küçük küçük tavizler vererek büyük bir taviz beklemek ya da büyük bir taviz vererek küçük küçük tavizler beklemek şeklinde benimsenebiliyor bu tarz. Ödüllendirme yaklaşımında ise verdiğiniz tavizleri karşı tarafa bir ödül gibi sunuyorsunuz. Bu davranışı ödüllendirme esasına dayanan bir yaklaşım ve bu isimle anılıyor. Ödüllendirme yaklaşımı ismiyle anılıyor. Bu tarz uygulandığında müzakereciler tavizlerini dediğim gibi ödül gibi kullanıp Karşı taraftan e, bu ödülün karşılığında belli tavizler vermesini bekleyebiliyorlar. Temel yaklaşımın özü bu. GRID yaklaşımı ise e, ilk olarak 1950'li yılların sonu 1960'lı yılların başında bu Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler Birliği arasındaki gerginliği azaltmak için e, Charles Osgood tarafından kullanılan bir yaklaşım. Daha çok uluslararası ilişkiler düzeyindeki gerginliği azaltmaya yönelik bir ...çalışma olarak ortaya çıkmış fakat kendisine ekonomik yaşam içerisinde de yer bulmuş yaklaşım. Osgood varsayımları çerçevesinde uygulanan bu gerginliği azaltma tarzı ya da yaklaşımı... ...özellikle gerilimli olan müzakerelerde belli adımlarla müzakerenin kolaylıkla çözüme ulaştırılabilmesi için temel faktör olarak görülüyor... Peki nedir ozgut adımları? İlk önce strateji girişimcinin tansiyonunu düşürme niyetini açıklayacak bir ortamda tasarlanmalı ve uygulanmalı. İkinci adımda girişimci yapılabilecek bütün eylemler eylemleri yani müzakere sırasında gerçekleştireceğiniz ve sonrasında gerçekleştirmeyi planladığınız eylemleri ne zaman, nasıl ve nerede gerçekleştireceğini hedef kitleye duyurmalı. Üçüncü adımda tüm eylemler belli bir takvime göre gerçekleştiriliyor. Dördüncü adımda karşı taraf karşılık vermeye davet ediliyor fakat zorlanmıyor. Çünkü ortada büyük bir gerilim var. Bir zorlama bu gerilimin daha da artmasına sebep olabiliyor. Beşinci adımda karşılık gelmese bile girişimler devam etmeli. En azından gerilim belli bir düzeye düşene kadar. Girişimler açık ve anlaşılır olmalı bir diğer adımda. Yedinci adımda girişimler karşı taraftan öç alma, yüzleşme ya da hesaplaşma şeklinde algılanabilecek düzeyde yürütülmemeli. Çünkü gerginliği arttıracak her türlü unsurdan kaçınmak gerekiyor bu durumda. Aynı şekilde girişimler girişimcinin karşı tarafından misilleme misillemelerine cevap verebilecek durumda düşmesini engellememeli. Yani sizin bütün pozitif girişimlerinize rağmen karşı taraftan olumsuz bir durum geliyorsa karşı tarafın misillemesine cevap veremeyecek şekilde kendinizi geri çekmiyorsunuz. Evet gerilimi düşürmeye çalışıyorsunuz ama karşı tarafın eylemlerine de karşılık verebilecek düzeyde gücünüzün olduğunu karşı tarafa beyan etmeniz gerekiyor ee, ve karşılık geldiğinde yatıştırıcı e, hareketleri azaltarak e, müzakereyi normal bir seyre oturtmaya çalışıyorsunuz bu yaklaşımlara göre soruların değerlendirilmesi e, aşamasındaki bir sonraki adımsa olasılık planları Olasılık planlarını e, hazırlayarak öz, elinizdeki batla gücünü arttırmaya çalışıyorsunuz bu durumda e, olasılık planları yaparken mutlak surette müzakere karşı taraf müzakerecilerine de olasılıklarla ilişkin ya da batla gücünüzle ilişkin belli miktarda bir bilgi aktarımı Yapmanız faydalı olabilir. Çünkü karşısında oturan kişi ya da grubun çaresiz olduğunu bilen bir taraf, elinde daha büyük bir nispi güç tutacaktır. İşte bu nispi gücü dengelemek adına her zaman için alternatiflerin olduğunun vurgusunun yapılması gerekiyor. Kimi zaman. Müzakerenin kesilmesi halinde strateji sorunun kökenine inip nedenlerini ortaya çıkartmak mı olmalı yoksa dışarıdan yardım mı alınmalı? Eğer alınacaksa nasıl bir yardım alınacak? Hangi durumda alternatifler üzerinde durulmalı gibi soruları yanıtlayarak soruların değerlendirme aşamasını nihayetlendiriyoruz. Bu videomuzda da bu soruları yanıtlamaya çalıştık. Daha doğrusu oluşturduğumuz checklist'teki, e, kontrol listesindeki soruların nasıl yanıtlanabileceğine ilişkin bilgiler vermeye çalıştık. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda ve bir sonraki soruda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.